Aynı mahiyetteki diğer önerge üzerinde konuşmacı İzmir Milletvekilimiz Sayın Taceddin Bayır. Buyurun Sayın Bayır, süreniz 5 dakika. Katma değer vergisi kanunu ile bazı kanunu ile kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılması üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, özellikle tasarının 12. maddesiyle getirilen söz konusu bu düzenlemenin katma değer vergisi için hayata öneme sahip olan indirim mekanizması ile buna bağlı ortaya çıkan hizmet alımı ve satımına karşı bir otokontrol müessesesinin etkinliğini azalttığını düşünmekteyiz. Bu tasarı vergi reformunu öncelemeyen bir KDF yasa tasarısıdır. Özellikle 12. maddesinde hasılat usulü vergilendirme değişikliğiyle mevcut vergi anlayışımız ters düz olacaktır. Kayıt dışı ekonominin önü açılacaktır. İstisnaların kural haline aldığı kanunlarda devletin gelir kaybı artacak, dürüst esnafın, sanayicinin vergi bilinci törpülenecektir. Kalıcı ekonomik yatırımları kaybetmekte ve yüksek teknolojiye dayalı yerli üretimi de ertelemektedir. Tasarının tümü üzerinde konuşacak olursak, çiftçinin yılda 2,5 milyon ton dolayında kullandığı mazottaki %60'lık vergi yükünü bu tasarı azaltmıyor. 5 lirayı geçen mazotun 3 lirası vergi olarak alınıyor çiftçiden. Bu tasarı Amerika'nın çelik ve alüminyum ihracatımıza koyduğu ek %25 vergiye karşılık sessiz kalıyor. Yerli üretimimize ya da ihracatımıza büyütecek bir ek tedbir getirmiyor ne yazık ki. Eğer siz bu vergi uygulamanız ile üreteni eğer ayakta tutamazsanız, üretim sevdalısı insanları küstürürseniz hiçbir şeyi üretemez ve her şeyi ithal eder hale gelirsiniz. O zaman da vergi gelirleriniz azalır. Değerli milletvekilleri, benzinden, tüpten, ekmekten, yoğurttan aldığınız vergi artıyor. Vergi adaleti tümüyle çökerken emeğiyle çalışanlardan alınan vergiyle ayakta kalınıyor. 6 liralık benzinin 3.28 lirası vergiden oluşuyor. Bir ücretli bir yıl içerisinde hiç zam almasa dahi o bir yıl içinde 4 defa üst vergi dilimine giriyor. Asgari ücret sadece son 3 aydaki doların artışıyla 93 lira eridi. Yani 199 lira zam alan asgari ücretli sadece dolar artışıyla yarısını, 93 lirasını kaybetti. Zamlarla eksiğe düştü. Döviz 4 lira olduğu için de kişi başına düşen gelir 500 dolar birden gerilemiş oldu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2017 yılında çiftçiye 12.7 milyar TL'lik tarımsal destek verilmiştir. Teşekkür ederiz. Ancak çiftçiden akaryakıt vergileri, stopaj ve KDV alarak yaklaşık bu yaptığınız 12.7 milyarlık desteğin 11.1 milyar lirasını geri aldınız vergi olarak. Nerede kaldı yaptığınız destek o zaman? Son yılda 4 kez vergi affı getirdiniz. Siz hiç maaşı kaynağında kesilen bir çalışanın vergi affından faydalandığını gördünüz mü arkadaşlar? Sanayici, esnaf, üretici, köylü, çiftçi kazanmaktan vazgeçmiş, mevcut durumunu korumaya çalışıyor. Günü kurtarmaya çalışıyor adeta. Son bir yılda kapanan şirket sayısı 9.305'ten 11.502'ye çıktı. Son 7 yılda açılan her 4 şirketten bir tanesi kapatıldı. Bir yılda kapanan şirket sayısı %23 arttı. Esnafın bankalara borç yükü katlanırken nakit alışverişi azaldı, kar oranları düştü. 2017 yılında KOBİ'lerin bankalara borcu 505 milyarı aşmış durumda. Borcu takibe düşmüş KOBİ sayısı 340 bindir. Takipteki KOBİ borcu miktarı 25 milyardır. Yani tahsil edemiyorsunuz. Takipteki tüketici kredi miktarı 11.7 milyar oldu. Yaptığı satışı tahsil edememesi durumunda ana parasını, KDV'yi de batırmış olan iş adamı şüpheli alacağını atmakla yükü tam olarak kaldıramıyor. Şimdi soruyorum. Hasılat bazında vergilendirme yapılacaksa bu bataklar nasıl dikkate alınacak?
hasılat dışı mı bırakacaksınız, yoksa batırdığını da tahsil yoluna mı gideceksiniz? Eğer esnafı, iş dünyasını, fabrikaları ayakta tutamazsanız vergi toplayacak kimseyi bulamazsınız. Bu anlamda bu vergi tasarısının esnafa, sanayiciye, üreteni cezalandıran bir yasa olduğunu düşünüyorum ve bu anlamda doğru bulmuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Bayır.